Kiracı olmak çok zor bu devirde yani. Ev sahibi olmak daha zor. İranlı, Afganistanlı, hele hele şu Suriyeliler geldi. Kiralar tavan yaptı. Ya çok yani, pahalı yani. Yani ufak bir daire 2000-2500 TL yani. Son zamanda fırsatçı ev sahiplerinin yaptığı kiralara fahiş artış meclis gündemine taşındı. Bu kapsamda geçici zam sınırlandırması ve tavan fiyat uygulaması getirilecek. Biz de Laf Sokak'ta ekibi olarak vatandaşlara konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz diye sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Ev sahiplerinin fahiş kira artışlarına düzenleme getiriliyor. Bu konu meclis gündemine taşındı. Bu kapsamda geçici zam sınırlandırması ve tavan fiyat uygulaması getirilecek. Bu yaptırımı nasıl buluyorsunuz? Ya normalde böyle bir şeye zaten gerek yok. Yasal artış sınırı bellidir. Tefe tüfe oranında arttırabilir ancak ev sahibi. Kiracıların burada yapması gereken kira kontratı yapmak. Bu konuda bir sıkıntı yaşıyorlarsa da bir avukatla görüşmek. Yani istediği kadar arttıramaz zaten ev sahibi kirayı. Ne kadar kira ödüyorsunuz? 1500 ödüyorum. 1300'ü 1500 yaptık yani. Yasal sınır içerisinde %15 zam yaptık. Kiralar çok yüksek şimdi. Çok. Niye yüksek? İranlı, Afganistanlı, hele hele şu Suriyeliler geldi. Kiralar tavan yaptı. Onun için bu Suriyelilerin, bu yabancı yurt dışları şeylerin gitmesi lazım. Ama salmıyor bu başımızdaki adam. Yeni düzenleme getiriliyor. Ne? Kiralara sınırlandırma getirilecek. Geçici zam uygulaması kaldırılacak. O hiç. Benim de kirada evim var. Hiç ben artırmıyorum ya. Kendi artırırsa artırıyor. Yazık, günah yani. Değil mi? Yani hepimiz kirada oturduk. Şimdi de benim evim var. Ben kiraya veriyorum ama hiç daha artırmadım bir kuruş. Kendi artırırsa artırıyor. Ya çok yani, pahalı yani. Yani ufak bir daire 2000-2500 TL yani. Onun için yani pahalı yani. Kiracı mısınız? Hayır, ben kiracı değilim. Kiraya verenlerdenim. Peki siz artış yapıyor musunuz? Ya ben yapmıyorum. Benim 6 tane dairem var. Hep akrabam kısmım bedava oturuyor. Bu yaptırma normalde tefe tüfe artışının üzerinde istiyorlar ev kiracılar normalde. Bu da kanunen haksız bir kazanç elde etmeye çalışıyorlar. Bundan dolayı da kiracıların tamamı bu konuda şikayetçi. Ama kanunen de yapılması gereken tefe tüfe artışı. Kiracı mısınız yoksa ev sahibi misiniz? Ben şu anda kiracıyım. Ne kadar kira veriyorsunuz? 2250 TL kira veriyorum. Çok iyi buluyor. Kafasına göre kirayı artırıyor. Ev sahibi misiniz yoksa kiracı mısınız? Ev sahibiyim. Kiracılıktan yeni çıktım. Kredi çektim, ev aldım. Ama daha kiracıyım. Bu gibi durumlar yaşandığı zaman nereye başvuru yapacağınızı biliyor musunuz peki? Hiçbir bilgim yok. Bilmiyorum. Valla bence iyi bir şey. Olması lazımdı. İyi bir şey yani. Kiracı mısınız, ev sahibi misiniz ev peki? Sahibiyim ben de. Kira fiyatları bayağı bir arttı. Bu kadar artmaması lazım. Bu durumlar yaşandığı zaman nereye başvuru yapacağınızı biliyor musunuz peki? Yok, bilmiyorum. CİMER'e ya da Maliye Bakanlığı'na başvuru yapabilirsiniz. Devlet çabalıyor ama işte ortam, ülkeler, dünya karışık. Onun için şey diyeyim. Kiralar sizce normal mi bu zamanda? Kiralar bu zamanda pahalı. Çocuklarım kiracı, evli kızlarım var. Pahalı yani, hayat hep pahalı kızım. Ortam, bilmiyorum, Allah hepimizin yardımcısı olsun. Gıdaya güç yetmez oldu işte. Evler, elektrik, su, faturalar. Şimdi fatura ödemeye gidiyorum. Gaz faturası 800. Daha elektrik, telefonlar, yiyecek dursun yani. Markete 1 milyarlık alışveriş yapıyor, 2 hafta gitmiyor. Evet, doğru. Dolar yükselince yükselttiler ama sonra düşürmediler. Bayağı pahalı kiralar. Yeni düzenleme getirecek. Bu yaptırımı nasıl buluyorsunuz peki? Yeni düzenlemede ne var, haberim yok. Geçici zam sınırlandırılması ve tavan fiyat uygulaması getirilecek. Ha, yani daha pahalı olacak. Yok, daha uygun olacak. Belli bir fiyat aralığı olacak. Ha, iyi bir fikir. Gerçekten. Vallahi ev sahibi olmak isteyenlere zor geçiyor haliyle. Çok da fazla olunca bilemiyorum artık nasıl olur. Kiracı mısınız? Yok, ev sahibiyiz Allah'tan da. Kiracı olmak çok zor bu devirde yani. Ev sahibi olmak daha zor. Bilemiyorum artık nasıl olursa.